arkadaşı çok saygıdeğer muhtarlarım, yazılı görsel ve internet kendisinin temsilcileri, çok saygıdeğer muhtarlar. Biz yaşanabilir bir Malatya istiyoruz. Göç edilen değil, tercih edilen bir Malatya istiyoruz. Yük olan değil, yük alan bir belediyecilik anlayışını Malatya'mıza yerleştirmek istiyoruz. Huzurlu bir kent istiyoruz. Toplumsal kutuplaşmadan uzak, ötekileştirmeyen, ayrıştırmayan tüm Malatya'mızı, tüm insanımızı, tüm toplumumuzu birlik beraberlik içerisinde hak ettiği hizmeti alabilmesi, ihtiyaç duyulan hizmeti alabilmesi noktasında var gücümüzle mücadele edeceğiz. Tekrar söylüyorum, bu şehri biz Malatyalı hemşehrilerimle birlikte yöneteceğiz. Malatya anlatılmaz. Ama Malatya bütün dünyada şimdi desem Kayseri'nin başkenti dedim. Kayseri'nin ülkesi aslında. Başlı başına. Bütün dünyaya Kayseri konusunda ihracat yapan, gelir elde kararlılıkla bunu yıllardır sürdüren önemli bir merkez. Yani bizim Kayseri alanında tarım konusunda önemli bir hamle kaydeden ve ülkesine döviz kazandıran bir ildir Malatya. Malatya'nın sanayisi var, Malatya'nın kültürü var, Malatya'nın sürgünleri var, Malatya'nın şarkıları var, Malatya'nın sporcuları var ve daha da önemlisi Malatya'nın önemli devlet adamları var. Dolayısıyla Malatya aynı zamanda bir entelektüel, Malatya aynı zamanda siyasi açıdan da güçlü bir şey. Rahmet Tutuk'un gözü defalarca ben bürokratlık defalarca Malatya'ya geldim. Ona gösterilen sevgiyi ve saygıyı çok yakın bana. Aynı şekilde bir arkadaşımız ifade etti, mutlaka gönlümden bahsedin diye rahmetli hissettirelim. Bir devleti İkinci Dünya Savaşı'na sokmayan dünyadaki ender siyasetçilerden birisi. Soruyorlar, sen İsmet Paşa'ya soruyorlar. Diyorlar, sen bizi işte ekmek kuyruğuna, şu kuyruğuna ya da karnelere mahkum ediyorsun. Ama ben hiçbir çocuğun babasını bırakmıyorum. O dönem savaş vardı, bütün dünya savaşıyordu. Şimdi savaş yok ama yine kuyruklar var. Bunu da hafızamızın köşesinde tutalım. Aynı şekilde Recaip Tutan, Malatyalı'dır, saygıdeğer bir siyasetçidir. Ve dolayısıyla hiçbir ayrım yapmadan baktık, bu ülkeye hizmet eden, taş taş üstüne koyan herkesi saygıyla anlatsa bizim görevimiz. Eğer ayrımcılık yaparsanız olabilir. Recaip Bey'le de fırsat bulunca arada bir görüşme imkanımız olursa kendisinin düşüncelerini almaktan her zaman olur duyuyor. İnönü'yle çok yakın bir ilişkimiz olmadı. Ben o zaman bürokrasisiydim, o siyasetçiydim. Ama Tuğrul Bey'le çok yakın çalışma imkanlarımız oldu. Gece yarılarına kadar başbakanlık konusunda çalışırdım. Türkiye'nin yetiştirdiği en zeki başbakanlardan, siyasetçilerden birisi. Devlet planlamadan geliyordu. Planlama kökenliydi. Bir ülkenin hangi sorunu var ve o sorun nasıl çözülür? En pratik yollardan çözüm yolları bulan arayan bir kişi. Dolayısıyla Özal'ı Malatya'da rahmet almakta hepimizin ortak görevi olmak durumundayız. Efendim karar gönderilerine biz miting yapmıyoruz daha çok. Miting de yapıyoruz da önemli olan karar gönderilerine bir araya gelmek. Sivil toplum kuruluşları, meslek kuruluşları, sendikalar, muhtarlar ve bütün bunlardan bir araya gelmek. Diyeceksiniz ki karar gönderilerine neden bu kadar önem veriyorsunuz? Neden gittiğiniz her yerde önce karar gönderilerine bir toplantı yapıyorsunuz? Çünkü karar gönderilerin bu memlekete karşı sorumluluğu var. Ve o sorumluluk gereği oturup konuşmamız lazım. Karar gönderilerine bir şeyler söylemek lazım. Karar gönderi ne demek ki? Ya seçimle gelmiştir. Ya temayüz etmiştir bulunduğu yerde, derdinde, mahallede temayüz etmiştir. Bir sorun çıktığı zaman vatandaş gider,
önce kanaat önceliğine bir soran. Böyle bir derdin var, böyle bir sorunun var, nasıl çözeceğiz? Ve kanaat önceliği bilgisiyle, bilgisiyle, deneyimle o sorunu aşmak için görüşleri beyan. Bu açıdan kanaat önceliği, bir dakika, bir dakika. Görüşleri, kanaat önceliği, bir iki kere son ve kanaat önceliği aynı zamanda sorumluluk taşıyan kişi demek. Siz gelip sizden görüş isteyen bir kişiye bir kanaat önderi baştan sağlam bir cevap vermez, oturup düşünür. Nasıl çözülecek? Bu neyi gerekiyor? Kanaat önderi sorumluluk içinde olduğu için bir düşünme ve düşünmeden sonra görüşler ifade etmeli bir süreci kendi hayatında yaşayacak. Kanaat önderi. Bu çerçevede bakınca. Bu çerçevede bakınca ne lazım size? Türkiye'nin ciddi sorunları var. Türkiye'nin çeşitli sorunları var. Hangi soruna değineceğiz? Genel, her soruna değinmek yerine genel, temel sorunlara değineceğiz ve bu sorunlar nasıl çözülür? Onu da anlatacağız. Çünkü herkes sorunları çözülür ama nasıl çözüleceğinden kimse pek söz etmez. Biz nasıl çözüleceğini anlatacağız. Biz sizin Türkiye'nin en temel sorunlarından birisiniz. İşsiz. Neredeyse her hedefimiz. İşsiz sayısı 7 milyon neredeyse. 7 milyon. En can yakıcı olanı da üniversite mezunları işsizliği. Üniversite mezunları. Hani ilkokul, ortaokul mezunu olsa derdim kendisine bir gerekçe bulur. Ya üniversiteyi bitirseydim rahat iş bulur. Ama üniversiteyi bitirenlerin %25-30'u işsizse Türkiye'de temel bir sorun var demektir. Bu şartta miting yapıyor. Miting yaptıktan sonra ayrıldım. Bir kadıncağız beni zorla yanına çağırdı. Bir konuşmak istiyorum diyor. Bildiğiniz Anadolu'da. Başörtülü bir kadın. Gittim yanına. Buyur anacığım nedir? Söyle bakalım. Benim oğlum 5 yıldır işsiz. Öğretmen olacak. Sen o çocuğunu nasıl yetiştirdiğini biliyoruz. Boğazından nasıl kestiğini biliyoruz. Üniversiteye nasıl gönderdiğini biliyoruz. İş bulamadın bu çocuğu. Niye iş bulamadın? Niye iş çıkıyor? Kadınca biz siyasi çıkıntı size diyor. Haklı, haklı mı haklı? Üniversiteye niye gider? Daha iyi bir yaşam standartı yakalamak için. Hiç kimse işsiz olacağım diye üniversiteye gitmez. Üniversiteye okumaz. Daha iyi bir hayat standartı, daha iyi bir gelir, daha iyi bir yuva, daha iyi bir gelecek için üniversiteye gider. Ve bizler de çocuklarımızı üniversiteye gönderiyoruz. İşsizlik ne demektir? İşsizlik bütün kötülüklerin anası demektir. İşsizlik. Bir insan işsiz kalacak. Ne yapacak? Ne yapacak? Nasıl geçecek? Yeraltı dünyasına mı katılacak? Yasa dışı işler mi yapacak? Nasıl geçecek? İşsizliği önleyecek olan kim? Sosyal devlet. Yani hükümet. Yani devlet kim önleyecek? Eğer siz işsizliği önleyemiyorsanız milyonlarca gençimiz işsizse oturup bir düşünmek gerekiyor. Neden oluyor? Hiç düşünün hakkı. 30-35 yıldır yan yana çalışıyoruz. Biri patron, biri işçiler. Geliyorsunuz, iflasla karşı karşıya parçaladınız. Diyorsunuz ki kusura bakma, ben senin işine son vereceğim. Kolay mı? Bir kişinin elinden ekmeği almak, mutfağına bir şey götürmesini sağlarken bütün o imkanı elinden almak ne kadar zor olduğunu biliyor musun? Düşün, o da haklı. Peki sorumlu kim? Sorumlu kim? İşveren ister ki daha fazla işini büyütür. İster ki daha fazla insan çalıştır. Günümüzde işverenin diyor ben şu kadar eleman çalıştırıyorum diyor. Olumlu övünüyor. Çünkü o kadar eve katkı veriyor. Haneye katkı veriyor. Çocuğa katkı veriyor. Ve gelirin paylaşıyor. Bundan daha güzel ne olabilir? İşsizliği önlemek nasıl ödeyeceğiz? İşsizliği önlemenin dünyadan bilinen tek yolu var. İkinci yolu yok. Tek yolu var.
üretmek. Üretirseniz herkesin işi olur. Üretirseniz herkese karşı olur. Üretirseniz her evde huzur olur. Üretirseniz Türkiye'nin saygınlığı artar. Üretirseniz Türkiye'nin beka sorunu olmaz. Üretirseniz Türkiye büyür. Üretirseniz Türkiye bölgesinde de dünyada da söz sahibi olur. Kayseri üretiyorsunuz değil mi? Bütün dünyada Kayseri denince akla Malatya geliyorsa sadece Malatya'da mı kullanırsınız? Hayır. İzmir'de de seviliyor, Akar'da da seviliyor. Bir marka yaratır. Al bakalım. Bu markayı sürdürmek fabrikada üretmek lazım. Tarımda üretmek lazım. Kültürde üretmek lazım. Sanatta üretmek lazım. Hayatın her alanda üretmek lazım. Üretirseniz soruyorum. Osmanlı İmparatorluğu niye var? Yavaşladı Osmanlı İmparatorluğu. Bütün dünyaya egemen olan deniz Osmanlı İmparatorluğu. 600 yıl yaşayan bir Osmanlı İmparatorluğu. Niye var? Hangi yeri? Üretimden koparalım. Üretim. Üretemedim. Devasa Osmanlı'nın parasını basacak Milli Bankası yok. Bir daha söylüyorum. Devasa Osmanlı'nın parasının parasını basacak bankası yok. Osmanlı Bankası yabancılar, bütün bankalar aşağı yukarı yabancılar. Bir metre fiilinde bir yol yok. Bir metre. Bez üretimi. Ben okuma yazma oranı. Erkeklerde 8-10, kadınlarda 1000'de 8 okuma yazma. Yalın kılıçla gidiyor. Adamlar oturdular. Bilime önem verdiler, üretmeye önem verdiler. Fabrikalarda oturdular, şunu yaptılar, bunu yaptılar. Köroğlu'nun dediği gibi delikli demir rica buldu, meşgul bozuyor. Adam silah buldu, sen yalnız çizdik. Yalın kılıç giderken 500 metre öteden seni vurdu ve yere gitti. Buyur, kim var? Akıl, aklından kusurlar. Aklını kullanmayan, devlet aklını kullanmayan bir toplumun gelişme şansı. Devlet aklını nasıl kullanır? Planlama yapılır. Gidin Amerika'ya, gidin Güney Kore'ye, gidin Japonya'ya, gidin Hindistan'a, gidin Pakistan'a, gidin Endonezya'ya, gidin Avustralya'ya. Nereye inersiniz? Her devlete bir planı vardır. Önümüzdeki 10 yıl, önümüzdeki 50 yıl, önümüzdeki 100 yıl nereye gidecek? Dünya nereye gidecek? Biz devlet olarak nereye gideceğiz? Plan var. Peki 2019'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin planı var mı? Plan yok. En son planımızın süresi 2018'de doldu. 2019, 2023'e kadar, 2023'te diyorlar. Plan, ne yapacağız? Ne yapacağız? Neleri yapacağız 2023'e kadar? Neleri yapacağız 2071'e kadar? Neleri yapacağız? Lafla peynir gemisini yürütüyorlar. Lafla peynir gemisini dünya o kadar hızlı değişiyor ki, dünya o kadar hızlı değişiyor ki, o değişimi ayak uyduramazsanız geri gelecek. Nokta. Diyeceksiniz ki dünya nasıl hızlı dönüşüyor? İnsanoğlu tekerleği 3 milyon yıl kalıyor. 3 milyon yılda tekerleği yapıyor. Şimdi her saniyede birden fazla oluyor. Her saniyede. Peki Türkiye'de üniversiteleri bilgi üretiyor mu? Yeterli bilgi üretiyor. Peki kaçınız İran üniversitelerinin ürettiği bilgi Türk üniversitelerine geçti? Kaçınız bunu biliyor? Ve ne oldu da Türkiye'nin üniversiteleri bilgi üretemez noktaya geldi? Üniversite dediğiniz, bilgi üretmek dediğiniz olay sıradan bir olay değil. Katma değeri yüksek ürün üretecekseniz önce bilgi üretmeniz lazım. Bilgi üretemezsiniz. Katma değeri yüksek ürün üretemezsin. Hala bunun farkında olmayan siyasetçilerimiz var. Görünce. Üniversitelere neden değerli? Hamza Eroğlu'nun devrim tarihinde bir kitabı vardı. Bütün üniversitelerin son sınıfında okudum.
Şimdi hangi kitabı biliyor musunuz? Benim öğrenciliğimde okudum. Orada bir bölüm vardı. Hayatım boyunca hiç unutmadım. Olay şöyle. Almanya 2. Dünya Harbi'nden sonra yerden bir bölüm. Ve Almanya teslim alınmış. Amerika'da general Alman generallere şunu söyler. Almanya artık bir daha sesini doğrultamaz. Almanya bir daha sesini doğrultamaz. Çünkü Almanya'da taş taş üstünde kalmıyor. Alman general ona tarihi cevap veriyor. Evet, doğru. Almanya'da taş taş üstünde kalmıyor. Bütün fabrikaların, şunlar, bunlar hepsi değil. Ama bir şeyimiz var. Almanya'nın üniversiteleri ayakta. Bugün geldiğimiz Almanya görüyoruz. Avrupa'da en gelişmiş ve bütün Avrupa'nın en dominant ülkesi Almanya. Niçin? Üniversiteler var. Biz de artık üniversite hocalarında artık bir şey. Niye farklı düşünüyor? Ya farklı düşünmek zenginliktir zaten. Hepimiz aynı şeyi düşünürsek ülke nasıl ilerleyecek? Birisi kalkacak, farklı bir şey söyleyecek. Oturup bir tartışacağız, istişare yapacağız. Konuşacağız. Hangisi doğrudur? Hangisi yanlış? Düşünmeyi de sanmıyor. Düşünmeyecek. Peki ne yapacağız? Bir kişi düşünecek, herkes ona uyuyacak. Peki yanlış düşünürse ne yapacağız? Yanlış yaparsa ne üretmek, üretmek, üretmek. Bir toplum üretirse, üretirse o toplumun bekası olmalı. Almanya örneğini verdim 1945'ten. Şimdi 2019'dan örnek veriyorum. Çin ve Hindistan olağanüstü bir gelişmeye imza attı. İş gücü çok büyük. Binlerce, milyonlarca kişi çalışıyor. Ve öğretiyorlar. Ve Almanya'ya bakıyorsunuz, orada sertifikalar var, toplu sözleşmeler var, kişi başına gelir 35 bin, 40 bin dolar işçinin, bu söylediğim işçi, 35 bin, 40 bin dolar orada ücret gelir elde ediyor, maliyeti de yüksek. Çin ve rekabet ediyor. Almanya dedi ki, benim bir beka zorunluğum var. Eğer Çin böyle gelirse ve ben yeni bir hamle yapmazsam, yeni bir gelişme sağlayamazsam, ben Çin'in gelişmesi altında ezilir. Neyi buldum? Sanayide 4 sene. Dedi ki, yapay zekayı geliştireceğim, robotları alacağım ve bu robotlar kendi aralarında konuşacaklar, bir üretim zinciri oluşturacağım. Bu makinalar düğmeye basar, toplu sözleşme yok, görev yok, vergi yok, efendim sosyal yardımlar yok, hiçbir şey yok. Düğmeye bastırdı, 24 saat çalışıyor. Ne oldu? 4 sene buldum. Ve Çin'in rekabetini bir çizay yükseltti ve Çin'in rekabetine göre bir avantaj aldı. Ve şimdi bütün dünya aman biz de dört sıra geçmek zorundayız sanayi. İşte devlet böyle yönetilir. Planlama böyle yapılır. Ülkeleri bu ayrıntıyı niye anlatıyorum? Sizler karar verirsiniz. Benim sorumluluğum var, sizlerin de sorumluluğu var. Bu memleket hepimiz. Siyasetten farklı düşünebiliriz. Kimliklerimiz farklı olabilir, inançlarımız farklı olabilir, yaşam tarzımız farklı olabilir. Bunlar bizim zenginliğimizdir. Bunlar ayrışma aracı olamaz. Bunlar kavga aracı olamaz. Olmamalı zaten. Birliğimiz var. Ne bir bayrağımız. Güzel bir bayrağımız. Kim bayrağını seviyorsa başının üstüne. Vatanını kim seviyorsa başının üstüne. Hiç kimse dönüp de bir başkasına ben senden daha fazla vatan severim diyemez. 82 milyon aynı bayrak altında 82 milyon beraber tasada ve kıvaçla birlikteyse hepimiz vatan severiz. Ülkemizi seviyoruz. Yarın arasın. Hadi için yaşamak istiyoruz. Niye korkuyoruz? Siyaseti getirdik. Siyaset ayrıştırmaya başladık. Korkuyoruz. Ya niye kaldın? Siyaset hizmetler için. Ben şunu yapacağım, öbür de ben şunu yapacağım. Oturup, herkes kendi projelerini ortaya koyar, oturup tartışırlar. Değil mi bak, ben bunu anlarım. Memleketin yüzüne nasıl çıkar, oturup tartışırlar, ben bunu anlarım. Hayır, o böyle, bu böyle, bu şöyle. Bir kavga, bir kim tohumu ekmeye, bu topraklar ekmeye.
Kimin anlattılar onlar? Ya bu topraklar Yunus'un toprağı. Mevlana'nın toprağı. Erdoğan ve Erdoğan'ın toprağı. Ya bu topraklarda kimi tutmayın içinizde dedi. 180 milyar dolarlık tarım ürünü ihraç edin. Devasa bir Türkiye Cumhuriyeti devleti mercimek satın aldı. En son 200 bin ton patates aldı. Yer mi kaldı? Hayvancılık ayrı, ona da gelecek. O da ayrı bir şey. Orada da büyük yerlik var. Orada da ciddi sorunlar. Yani baktığınız zaman, bakın size örnek vereyim. Gerçekten insan iki acı veriyor. 2018, sadece 2018. Yunanistan'dan 115 milyon dolarlık pamuk ithalı. Pamuk ekecek yer mi kalmadı? Yine Yunanistan'dan 2018'de 28 milyon dolarlık buğday ithalı. Hani Konya Ovası buğday ambarı? Aynı şekilde 13 milyon dolarlık tütün ithalı. Nerede bu tütün? Dünyada marka olan Türk tütünü nerede bulacağız? Yasaktaydı dediler. Pamuğu niye ekiyorsunuz? Biz daha ucuza üretiyoruz, size satarız dediler. Sıfır gümrükle getiriyorlar. Neyi patatesi? Sıfır gümrükle getiriyorlar. Neyi soğan? Sıfır gümrükle getiriyorlar. Neyi mercimek? Sıfır gümrükle getiriyorlar. Neyi eti? Sıfır gümrükle getiriyorlar. Neyi canlı hayvan? E mazotu sıfır gümrük ya. Niye yapıyorsunuz? Gübreyi sıfır gümrük yapmak kim ucuzu? Bak kim ucuzu? Veriyorsun fiyatı, veriyorsun pahalı mazotu, gübreyi, ilacı, suyu, elektriği. Niye pahalı veriyorsun? E kardeşim zamlı yapan sensin, bana hesap veriyorsun. Bu ne demek ki? Batı'nın egemen güçlerini, taleplerine cevap vermek. Sen diyorsun ki tarımda ekme ve ben de ekliyorum. Direkt ekme değil mi? Ne diyor? Mazotla zamlıyor, ilaca zamlıyor, suya zamlıyor, elektriğe zamlıyor. Sonra kalkıp bağırıyor. Niye yüksek fiyattan satıyorsun? Ben de şimdi sıfır gümrükle patates yiyorum. Olmaz. Devlet böyle gerekir. Devlet akıl veriyor. Bakın, belki de Türk siyasetine liyakat kavramını en ciddi şekilde sokan kişilerin liyakat kavramı. Liyakat çok önemli devlette. Liyakatı olmadığı bir devlet ayakta duramaz. Liyakat adaletle beraber gider. Liyakat ve adalet aynı kökten gelen iki kavram. Liyakat ne demek? Devlet yönetiminde liyakat ne demek? Devlet yönetiminde liyakat işi ehline teslim edersin demek. Onun görüşüne bakmazsın. Onun kimliğine bakmazsın. Bu işi kim dediği yapıyor, götürürsünüz. Anahtarı ona teslim et. Gel kardeşim bu işi sen yap. Yap. Liyakat yok. Eğer liyakattan uzaklaşırsanız devleti çökertirsiniz. İşin gerçeklerinden biz size bu günler yapıyoruz. Şimdi izledik değerli arkadaşlar. Bir başka önemli nokta üretim dediği kayıplarımız var. Esnaf arkadaşlarımız var. Aramızda da esnaf esnaf devleti büyük olmuyor. Ender mesleklerden birisi. Esnaf dükkanını açar. Siz de onu yapar. Güler yüzünde giren ise hizmet etmeye çalışır. Bir şeyler daha yapar. Yanında bir kişi çalışıyorsa usta çabayı kılmaması için onun yetişmesine katkı verir. Esnafın en temel özelliği ahi evrak kültüründen gelmiş olmasıdır. Kendisi sihtar yapıyor, borcusu sihtar yapmıyorsa onu dert edilen kişi olacak. O da sihtar yapmıyor, o da yaşamalı. Esnaf da olur. Zincir mağazası. Esnaf dükkanı kapattı, kefeyi kapattı, zincir mağazası işçi olarak çalışıyorlar. Başka. Nerede zincir mağazası? Lüks AVM'ler. Benim siyaseten çok takdir ettiğim farklı siyasi görüşlerde bulduğumuz bir kişi vardı, Sayın Ali Coşkun. Bir dönem TOB'un
başkanlığı yaptı. Topun genel başkanlığı yaptı. Top başkanı. Türk Topolar ve Borsalar Birliği başkanı. Siyasetle girdi AK Parti'de. Bakan oldu, Sanayi ve Ticaret Bakanı oldu. Plan Bütçe Komisyonu'na geldiğinde kendisine bir soru sordu. AVM'lerle ilgili düzenleme yapacak mısınız diye yapacağım dedi. Düzenleme hazır, kanun tedbiri hazırlar, kanun tasarısı hazırladı, getireceğiz. Esnafın sorunu da o bağlamda çözeceğiz. Önce bakanlıktan aldım. Hani çocuğum önce bakanlıktan aldım. Sonra da siyasetin dışına gittiler. Sen misin esnafın sorunlarını dile getirdin. Çok düzgün, belki de siyasete kazandırılması gereken insanlardan birisi. Kazandırıldı ama doğruları söylediği için çekildi ve başka bir durumdan. Siyasetler benim karşımda bir izledi. Ama doğru doğrudur arkadaşlar. Doğruyu savunmak zorundayız. Kim doğruyu yapıyorsa evet diyeceğiz. Üretimi devlet nasıl destekler? Öyle üretim yapacağız, nasıl desin? Hepimiz vergi ödüyoruz, hepimiz. Çocuk doğduğu andan itibaren vergi ödüyor. Doğduğu andan, hepimiz vergi ödüyoruz. Vergiyi niye ödüyoruz? Devlet yatırım yapsın, hükümet yatırım yapsın, istihdamı teşvik etsin, sosyal hayatı güçlendirsin, bütün bunları yapsın diye vergi ödüyoruz. Yol yapsın, köprü yapsın, hepsini yapsın. Bunun için vergi ödüyor. Peki, yol yapıyor, benden vergi alıyor, yarın yol yapacağız diye. Yol yapıyor, yoldan geçersen ayrıca para alacaksın. O zaman vergi diye alacaksın. Köprü yapıyor, vergi istiyor, köprü yapacağım diye. Eyvallah, verdik vergimizi, köprü yap. Hiç geçmeyeceğimiz köprüden sizden para alacaksın. O zaman vergi diye alacaksın. Niye alıyorsun? Üstelik bunları yaparken dolarlara garantisi veriyorsunuz. Müteahhide dolarlara garantisi veriyorsunuz. Geçen parayı ücretinde dolara ediyorsunuz. Nerede Türk lirası zaten? Vatandaşa çağrı yapıyorsunuz. Elinizdeki doları bozdunuz. Ama onlara çağrı yapmıyorsunuz. Ne diyorsa bir arkadaşlar. Dolarla iade yaptık ama Türkiye sıkışık vaziyette. Demiş Türk lirasını çevirelim. Ne diyorsunuz? Niye? Fatura niye bakıyor? Vergi alındı. Başka özelleştirme yaptı. Ne kadar? 70 milyar dolar. 70 milyar dolarla işte fabrikaydı, eti baktı, süper baktı, şeker fabrikalarıydı, tekerli, sekalardı, kağıt fabrikaları, hepsini sattı. Güzel. 70 milyar dolar oldu. Vergi oldu. Başka? Dünyanın borcu oldu. Borç ödemek için, bakın borcun taksisini ödemek için Türkiye borç almak zorunda. Borcu ödemek için borç almak zorunda. O noktaya getirdim. Kim? Batı'nın egemen güçleri getirdi. Size borç var öyle. Borç almanın evi alacağını herkesin bilmesi lazım. Herkesin bilmesi lazım. Bir soru. Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeci Türkiye Cumhuriyeti devletinin kaç defa ödediğini biliyor musunuz? Son 16 yılda 149 milyar dolar. Kim ödüyor bu faizi? Size mi ödüyorsunuz? 149 milyar doları sanayiye yatırsaydı, fabrikalara yatırsaydı, insanlar çalışsaydı, yeni kebap barajları yapsaydı, Rusya'dan doğal gaz alma, elektrik üretme yerine kebap barajı, yeni kebap barajları, yeni diğer barajları yapabilseydi, yeni tesisler yapabilseydi daha iyi olmaz mı? Devlet aklı nerede? Devletin üretmenin aklı nerede? Niye devletin planlama? Eskiden bizde devlet planlama teşkilatı var. Eskiden. Rahmetli Özal'ın yetiştiğinde devlet planlama teşkilatı. Şimdi böyle bir teşkilat yok artık. Devlet planlama teşkilatı gibi teşkilat. Niye? Başka ne oldu? Vergi aldılar, özelleştirme yaptılar, borçlandılar. 17. yılın sonunda ne oldu? Hep beraber soğan kuyruğundayız. Patates kuyruğundayız.
biber kuyruğu, domates kuyruğu, bir, neden? Bir de bizim ödediğimiz bu dünya kadar vergi, alınan dünya kadar özelleştirme, alınan dünya kadar borç, nedir? Ne yapalım? İşsizlik önlerinde deniyorsa, işsiz sayısı az. Türkiye büyüyor diyorlarsa, Türkiye küçücük. Nereye gidiyor? Ben bunu sorguluyorum, sizler de sorguluyorsunuz. Ben ülkeme karşı sorguluyorum, sizler de sorguluyorsunuz. Muhtarda sorguluyorum, ticaret odası başkanında, sanayi odası başkanında, ziraat odası başkanında, esnaf odası başkanında, muhtar yakınlığı sorguluyorum. Doğrular neyse doğruları beraber konuşuyoruz, beraber götürüyoruz. Bunları yapmadığımız takdirde görevimizi yapmamış olalım. AK Parti'nin kardeşlerine de seslendik. AK Parti'nin kardeşleri 17 yıl bir parti tek başına iktidar verdi. Hiçbir zaman niye gidip AK Parti'ye oy verdiğimizde hiçbir kardeşimize suçlamıyor. Niye suçluyor? Herkesin görüşü belirtti. Bana da saygı duymamış. Ama şimdi onların da kendi vicdanlarında bir sorgulama yapmaları gerekiyor. Bir sorgulama yapmalarının zamanı geldi. 17 yıl benim olmam ya. Ankara'ya geldiğimde keçi öğrendi mütevazı bir dairede oturdum ama. Milletvekili göçmenlerine gerek yok dedi. Milletvekilleri milletin arası sordu. Eyvallah doğru mu doğru? Hepimiz destek verdik. Zaten göçmenleri yapar da biz değil. Hala büyük mesafeler oluşturmaya başladı. Sorulması da vatandaş görüşler var. Mutfaklar da yapmış. İnsanlar isyan ediyor. Dolayısıyla AK Parti'nin kardeşlerini de sorgulamaz. Ülkücü kardeşlerine de seslenmez. Vatan, millet, bayrak, elbet. Vatan, millet, bayrak, elbet. O parti. Ama dünyada hiçbir devlet, bakın altını çiziyorum, hiçbir devlet kendi silah fabrikasını yabancı bir ülkeye satmıyor. Dünyada hiçbir devlet, ister Amerika, ister Rusya, ister Japonya, ister Venezuela, ister Papua Yeni Guinea, ister İsrail. Dünyada hiçbir devlet kendi silah fabrikasını yabancı bir orduya, yabancı bir orduya kiralamamıştır. Ben bunu söylüyorum, efendim satmadı dedi. Ya özelleştirme kararını resmi gazetede yayınlandı kardeşim. Altında da benim imzam. Resmi gazetede özelleştirme kararını gördüğü halde bunu inkar etmek bir siyasetçiye yakışmaz. Bir siyasetçiye yakışmaz. Sakarya'daki tank kalep fabrikasını, bugünkü değeri 20 milyar dolar olan tank kalep fabrikasını, fırtına obüslerini yapan ve övüldüğümüz bu fabrikayı niye kadar yoksuna satıyoruz? Satacak yer mi kalıyor? Fabrika sattın anladın, BES fabrikası sattın anladın, Sümer Bank'ı sattın anladın, Tekeli sattın anladın, şeker fabrikalarını sattın anladın. Ama silah fabrikasının yabancı bir orduya satılmasını ben anlamıyorum, anlayamıyorum. Dolayısıyla milliyetçilikse, eğer bir kişiden milliyetçi diyorsa her şeyden önce o milliyetçiliğin kardeşi kendi ordusuna, kendi güvenlik güçlerine, kendi fabrikalarına, kendi öğretimine ve kendi insanına güvenir. Katar ordusuna silah fabrikasında. Yarın dese ki ben üretmiyorum bunları. En büyük hisse onlara %49.9. Kapattık fabrikalarımızı. Ne yapacaksınız? O fabrikada kimler çalışıyor biliyor musun? Bizim subaylarımız çalışıyor, askerlerimiz çalışıyor aynı zamanda. Düşünebiliyor musun? Bizim ordu Katar ordusunun en önünde çalışıyor. Ya hangi mantık? Hangi mantık? Bunu anlamakta zorluk çekiyor. Emin olun anlamakta zorluk çekiyor. Onun vatanseverlikle falan en ufak bir ilgisi yok. Milliyetçilikle yakından uzaktan bir ilgisi yok. Milliyetçilik
vatanını sevdim. Madem bayrağını sevdim. Bizim milliyetçilik anlayışını söylüyorum. Atatürk milliyetçiliği. Kafatası milliyetçiliği değil. Ölk milliyetçiliği değil. Aynı toprakta, aynı bayrağın altında, aynı havayı teneffüs eden 82 milyonun tamamını vatansever olarak kabul ediyoruz. Bizim milliyetçilik anlayışımız değil. Beraber çalışacağız. Çocuklarımızı üniversiteye göndereceğiz. Çocuklarımız çalışacak. En parlak beyinlerimiz sizi yurt dışına gidiyor. Niye yurt dışına gidiyor? İçeride yaşatıyor. Türkiye çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorunda. Çok önemli bir stratejik dönüşüm yapmak zorunda. Dört ayaklı bir stratejik dönüşüm. Dört ayaklı. Birinci ayak, güçlü bir demokrasiye ihtiyacımız. Can ve mal güvenliğine ihtiyacımız var. Bir ülkede insanların, sanayicinin, esnafın, bakkalın, vatandaşın can ve mal güvenliği yoksa o ülkeye kimse gelip yatırım yapmaz. Can ve mal güvenliği. Adalet, yargı bağımsızlığı, ne olması lazım? İkinci, üreten Türkiye. Demokrasi olduğu yerde insanlar üretir. Demokrasi olduğu yerde yabancı sermaye üretir. Demokrasinin olduğu yerde önünü görür, iş adamı, iş çıkarsın ve gelir diye tutuyor. Üçüncü ayağı, üçüncü bir sosyal devlet. Yüz binlerce çocukların bir Türkiye'de yeter artıyor. Yüz binlerce çocuk. Bu çocuklar bizim çocuklarımız değil. Yazık günah değil. Hiçbir çocuğumuzu aşkı açıkta kalmaması. Her çocuğumuza hizmet etmek bizim görevimiz var. Onlar bizim evlatlarımız. Onların iyi okumaları, iyi yetişmeleri lazım, iyi okullara gitmeleri lazım, iyi öğrenmeleri lazım ki Türkiye büyüsün, Türkiye değilsin. Ve dördüncüsü sürdürülebilir. Bunu sürdüreceksiniz. Sürekli demokrasinizi geliştireceksiniz, teknoloji ayak uyduracaksınız, sürekli üreteceksiniz, güçlü devleti, sosyal devleti sürekli büyüteceksiniz. Dört ayaklı ciddi bir stratejik dönüşümle Türkiye'yi yükseltir. Bu olmadığı takdirde Türkiye değil. Yazın bir tarafa. Bir tarafa yazın. Bunlar olmadığı takdirde Türkiye'ye gelir. O nedenle sivil toplum örgütleriyle, kanaat örgütleriyle, meslek kuruluşlarıyla özel bir toplantı yapmanın önemi var. Bu söylediklerin etik alanda anlatılmaz. Orası farklı bir alan. Oranın farklı bir anlatılır. Ama sizlerle beraber oturup yaklaşmanız lazım. Sizin sorumluluğunuz var, benim de sorumluluğum. Ve beraber Türkiye'yi aklından çıkarmak zorundayız. Nasıl çıkarırız? Kavga edip duruşturuyoruz. Gidip oyumuzu kullanarak yapacağız. Bu seçimde kullanacağımız, her oyun demokrasiden yana kullanacağımız, üretimden yana kullanacağımız, birlikte yaşamaktan yana kullanacağımız, her oy bütün dünyada şöyle yankılanacaktır. Türkiye'de halk demokrasiye sahip. Türkiye'de halk sosyal devlete sahip. Türkiye'de halk üretimden yana olanlara sahip çıktı. Türkiye'de halk kavgadan değil, barıştan yana olanlara sahip çıktı. Algısını yapacak.